Hepinize selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Bugün bir cheesecake yapacağız. Yani Käsekuchen. Ama bu sefer yaban mersini olacak. Yaban mersini kullanacağım ve kekin tavanında bisküvi ile badem kullanacağız. Malzemeleri zaten alt tarafa da yazacağım. Büyük. Buna kakao da ekleyeceğim. Hep beraber güzelce ufalansınlar. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Alt tavanı kahverengi istiyorum çünkü. Badem ve kakaoyu incelttim iyice. Gördüğünüz gibi resmen un kıvamına geldi. Bazen bazıları böyle daha kıtır kıtır parçalar halinde. Şimdi 2 paket vanilya kullanacağım. Bir tane vanilyayı üst için, bir tanesini de alt tarafını da lezzetli istiyorum çünkü. Yarısını buna kullanacağım. Ve hiç kap değiştirmeden aynı kabın içerisine bisküvileri ekleyeceğim. Daha önceki tariflerimde de ben şey çok yapmıştım. Kendim hamurunu yapıp, yani un, şeker vesaire böyle. O tarifleri de sonuna mutlaka eklerim ben. Şimdi 100 gram, 100-150 gram tereyağı ekliyorum. Yumuşak olmasına dikkat etmekte fayda var. Yumuşak tereyağı. Küçülteceğiz hepsini. Evet, mikserde tereyağı, badem, hiç şeker koymadım, bilmiyorum farkına vardınız mı? Şeker koymaya gerek duymadım. Tereyağı, vanilya. Kaba boşaltıyorum şöyle. Ve şimdi hepsini şöyle bir alt tabanı güzelce bir düzleyeceğiz. Bu elimdeki de püre yapma aleti. Kaç yıllık. Şimdi maksat iyice sıkıştırıyoruz ki tabanımız güzel olsun. İç derken üst harcı yapmaya başlıyoruz artık. Bunu bir kenara alıyoruz ve buzdolabına koymaya gidiyorum ben. Üst harcı için 5 tane yumurta, 300 gram peynir. Peynir dediğime bakma, işte labne peynir. Vanilya. Vanilya tabii ki esmer kalmadı elimde. Esmer olsa çok daha güzel olurdu. 1 su bardağı, yani 100-125 gram da şeker. 1 su bardağı bu kadar yeter. 100 gram, 125 gram gerçekten yeterli. Şimdi bunları tabii ki güzelce karıştıracağız. Şimdi yaban mersinlerini alıyoruz. Şöyle içerisine ekliyoruz. Şimdi mikserde ben bunları biraz küçülteceğim ama ne yaptığımı da söyleyeyim. Hemen biraz ayırdım. Üzerine de böyle biraz koymak için. Bunu mikserden bir küçültüp geliyorum. Bu yapmış olduğum karışıma bir şöyle 2 yemek kaşığı un koydum. Bunun yerine irmik de koyabilirsiniz. Önceki tariflerimde irmikle de böyle yapmışlığım vardı zaten. Evet. Kıvam gayet istediğim gibi oldu. Şimdi burada çektiğim yaban mersinleri var. Ve onun içine ne kadar koysak şöyle.
Şimdi meyve olduğu için tabii ki biraz daha sulu olacak ya. O yüzden ne yapacağım? Azıcık daha. Burada kalmış olan undan bunun içerisine şöyle bir yemek kaşığı girmiş oldum. Evet, tam istediğim kıvamda oluştu. Gördüğünüz gibi iki tane üst harç oldu. Şimdi artık fırındakini çıkartma vakti geldi. Ay, fırında dedim, buzdolabındakini. Kontrol ediyorum, sıkışması gayet iyi. Bademli alt tabanı var ve şimdi döküyorum bu sade olanı ve bu da yaban mersinli olan. Tamam. Nasıl görünüyor? Bunu şimdi sıyırdım. Şimdi sıra tekrar öbürüne geldi. Şimdi fırına gönderiyorum. 175-180 derecede en az 45 dakika. 45-50-60'a kadar da yolu var. Öyle söyleyeyim. Kontrol etmekte fayda var. Haydi bana. Eyvallah. Gidiyoruz. Allah. Vuu, bakar mısınız? Evet. Tam 45 dakika. Ama dediğim gibi kendi fırınızı bakıp kontrol etmeniz lazım. Pişti ve hala soğumadı. Ki cheesecake'lerde mutlaka en az 1 saat, 2 saat beklemek gerekiyor ki böyle güzelce içine hani çeksin diye. Ama ben dayanabilir miyim? Hayır. Dayanamam. Çok güzel oldu kızlar. Mutlaka deneyin yaban mersinli. Aslında her kesimde bıçağı temizlemek çok önemli. Yapmak lazım. Yanına da nefis güzel bir kahve. Oh mis mis mis. Evet, benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eminim diğer tariflere, yani birçoğuna bakmamışsınızdır diye düşünüyorum. Listeler ekleyeceğim. O listelere bakabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunları götürebilirsin tatlım.